herhalde. Sesim geliyor. Görüntüde bir sıkıntı var mı? Görüntüde de bir sıkıntı yok herhalde. Tamam, o zaman isterseniz başlayalım. Şimdi bugün yapacağımız ders çok önemli bir ders. Adjective Adverbs and Comparisons, işte moredenler falan. Karşılaştırma yapıları. Onları işleyeceğiz, sorularını çözeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar güzel bir ders yapacağız. Şimdi oran olarak arkadaşlar sınavda bayağı iyi bir yer tutuyor bu konu. Sınavda iyi bir yer tutuyor Adjective Adverbs. Yani sadece direkt olarak soru çıkmıyor. Hani başka yerlerde de çıkıyor karşınıza. Hatta bazen şöyle oluyor. Mesela birinci boşluğa Adjective Adverb gelecek. İkinci boşluğa işte quantifier sorusu gelecek. gibi. Close seslerde çıkar. Tek başına çıkar arkadaşlar. Ondan sonra cümle tamamlamalarda çıkar. Bir de okuduğunuzu anlama konusunda da çok önemli. Orada da çıkabilir. Her şekilde karşınıza çıkabilir. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Hani sizin sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Peki dün ne yapmıştık? Dün relative clause işlemiştik. Hatta relative clause'ların reduction'ını işlemiştik. Bayağı önemli bir dersti. Zor bir dersti belki de. Hani anlaşılması çok kolay olan bir konu değildi ama yine de biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Peki ne yapmıştık? Hemen bir hatırlayalım mı? Şöyle buradan açalım arkadaşlar. Dün yaptığımız konu anlatımına bakalım. Relative clause reduction, yani relative clause'lardaki kısaltmalar. Şimdi şıklarda doing, done, having been done, to do ve to be done. Bunları görebilirsiniz. Yani bunlar doğru cevap olabilir. Bunlar doğru cevap olabilir. Arkadaşlar doing olursa aktif, done olursa yani verb 3 olursa pasif. Having done olursa sıralama ve aktif demiştik. Having been done olursa sıralama ve pasif demiştik arkadaşlar. To do ve to be done. Bunlar neredeyse hiç çıkmıyor. O yüzden bunlara çok bakmamıştık. Nasıl kısalır onun konusu. Who is crying there is my uncle. Orada ağlayan adam benim amcam. Who is'i siliyorduk arkadaşlar. Crying kalıyordu. Bakın aktif. Yani the man crying there is my uncle. Bunu başa alabiliyorduk. Crying there virgül the man is my uncle şeklinde. Peki pasif olduğu zaman nasıl oluyordu? Örneğe bakalım. The house which was painted yesterday is mine. Dün boyanan ev bana aittir. Which'i siliyoruz. Which'i sildiğinizde was yani yardımcı fiilde onunla birlikte gitmek zorunda. Ne kalıyor? The house painted yesterday is mine. Dün boyanan ev bana aittir. Bunu başa da alabiliyorsunuz. Painted yesterday virgül the house is mine şeklinde idi. Bir de ne olabiliyordu? Sıralama. Having done örnek verecektik. The man who has killed the innocent girl will be hanged. Yani küçük kızı öldüren adam, daha doğrusu masum kızı öldüren adam asılacak. Peki who gidiyordu? Has killed neye dönüşüyordu? Having killed'e dönüşüyordu. Yani şöyle oluyor. The man having killed the innocent girl will be hanged. Yani masum kızı öldüren adam asılacak. Peki bu sıralama nedir diye soran olmuştu. Dün sıralama şu arkadaşlar. İki tane eylem olacak elinizde. Ve bu iki eylem ard arda gerçekleşecekse, sıralama varsa having done'ı kullanıyorsunuz. Şimdi önce birisi masum birini öldürür, sonra mı asılır? Evet. O yüzden having done kullanılabilir. Başa da alabiliyorduk. Having killed the innocent girl, virgül, masum kızı öldüren, virgül, the man, adam asılacak. Şimdi burada özellikle baştaki kısaltmalara dikkat edin. Baştaki kısaltmalarda arkadaşlar çeviri önemli. Yapan, eden, giden, gelen diye çeviriyorsunuz. Mesela having killed the innocent girl. Masum kızı öldüren virgül adam. Bakın özne uyumuna uymak zorunda. Ya da şuna bakalım. Painted yesterday. Dün boyanan virgül the house ev is mine. Benimdir. Ya da crying there. Orada ağlayan virgül the man is my uncle gibi. Yani özne uyumu çok önemli. Zaten kısaltmalarda bizim olmazsa olmazımız nedir? Kısaltmalarda olmazsa olmazımız affedersiniz. Asıl cümleyle relative clause'un öznelerinin aynı olması. Zaten bu yüzden düşünme yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela benim amcamla orada ağlayan kişi aynı kişi mi? Evet. Ya da bana ait olanla boyanan ev aynı ev mi? Evet. Ya da küçük kızı öldüren, masum kızı öldüren adamla asılacak adam aynı mı? Gene evet. Yani zaten kısaltma yapabilmeniz için mutlaka ne lazım arkadaşlar? Mutlaka öznelerin aynı olması gerekiyor. Peki başka ne diyebiliriz arkadaşlar bunlarla? Soru çözmüştük. Bayağı soru çözmüştük bunlarla alakalı arkadaşlar. Sorular bu şekilde çıkacak. To ile alakalı isterseniz bir konuşalım. Hani ne zaman to do getirebilirsiniz. Onu dün çok konuşamamıştık. Şimdi relative clause'larda arkadaşlar sadece to do ile to be done varsa doğru cevap olma ihtimalini düşünün. Okey? To do ile to be'den varsa doğru cevap olma ihtimalini düşünmeniz gerekiyor. To do bildiğiniz üzere arkadaşlar neydi? To do aktif idi. Peki to be'den olursa ne olacak? To be'den olursa arkadaşlar pasif olacak. Peki bunları hangi durumlarda mesela düşüneceğiz? Doğru cevap olduğunu düşüneceğiz. Şunu şöyle alayım. Şöyle alayım. Şöyle hangi durumlarda bunları kullanacağız? İsterseniz ona bakalım. Örnek vereyim isterseniz. Şuraya bakalım. Mesela Ahmet was the first student to come school, the school. Ahmet okula gelen ilk öğrenci idi. Ahmet okula gelen ilk öğrenci idi. Şimdi bu nasıl düşüyor biliyor musunuz? Ahmet was the first student. Ben düşmemiş halini mi kullanmışım? Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Who came to school. Şimdi yukarıdakini arkadaşlar was the first student to come to school ifadesini zaten alışık olduğunuzu düşünüyorum. Peki Ahmet was the first student to come to school. Şuraya to yazalım. Şuraya da the yazalım arkadaşlar. Yanlış olmasın. Heh. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar who came ifadesi var değil mi? Who came ifadesi kaybolmuş, yerine ne gelmiş? To come ifadesi gelmiş. Bunun tek bir sebebi var. O da arkadaşlar buradaki the first ifadesi. The first ifadesinden kaynaklanıyor. Yani demek istediğim şu. Bir örnek daha yazayım şuraya. Mesela Ahmet was the first student. Boşluk. To the school ifadesine bakalım. Şimdi arkadaşlar diyecek ki A şıkkı coming, sonra B şıkkı to come diyecek. Bunlardan hangisi doğru cevaptır diye soracak arkadaşlar. Yani böyle olacak. Ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki ha burada demek ki the first var. The first olduğu için arkadaşlar benim işaretlemem gereken şık diyeceksiniz ki arkadaşlar to come. Anlaştık mı arkadaşlar? The first'ten dolayı ne olması lazım? To come olması lazım. Şunu böyle silelim. Sebebini anladık değil mi arkadaşlar? Sebebi neymiş? The first olması. Okey. Başka karşınıza nasıl çıkabilir soru olarak? Bir tane soru daha yazalım mı? O zaman şuraya yazalım. I need something which I can eat. Yani yiyebileceğim bir şeylere ihtiyacım var. Yiyebileceğim şeylere ihtiyacım var. Şimdi diyor ki arkadaşlar İngilizler diyor ki burada iki tane özne var. I var. I need'in I'ı. Bir de I can'in can'i. Diyor ki gerek yok diyor iki tane olmasına. Şuradaki I'ı pardon arkadaşlar şöyle yapalım. Bir saniye. Heh. Şuradaki I'ı silebilirsiniz. I'ı sildiğiniz zaman arkadaşlar kendi modül olduğu için to'ya dönüşüyor. Okey. Peki which'te gidiyor zaten. Yani zaten önemli olan which'i düşürmek değil miydi? Ne kaldı geriye? Bu biraz size zor gelmiş olabilir ama birazdan çok basit bir şey göstereceğim. Neye dönüştü bu? I need something to eat. Buna dönüştü. Şimdi soru size şöyle gelecek. I need something. Boşluk. Şimdi size diyecek ki arkadaşlar, A şıkkı eating mi yoksa B şıkkı to eat mi? Yapacağınız olay çok basit. Hemen şurayı bir silelim. Çünkü doğru cevap değil. Doğru cevabınız to eat. Neden? Çünkü burada something var. Çünkü burada ne var? Something var. He, o zaman bir şablon yapalım arkadaşlar. Ne zaman biz infinitive'i düşüneceğiz? Infinitive'i ne zaman düşüneceğiz arkadaşlar? Eğer boşluğun öncesinde the first, the second, the third süperlatif diyelim varsa ya da something, anything, nothing, işte body'ler de olur, somebody, anybody vesaire bir şeyler varsa arkadaşlar, şunu ben şöyle tüksünü alayım, bunlara benzeyen şeyler varsa bunun devamında ne arayacaksınız arkadaşlar? Bunun devamında direkt arayacağınız şey arkadaşlar to do ya da to be done arayacaksınız. Anlaştık mı arkadaşlar? Oldu değil mi? Bu kadar basit. Sıkıntı var mı? Yok. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi diğer dersimize başlayacağız. Hazır mı diye soruyorum. O yüzden vaktinizi aldım. Ama bu arada iyi bir şeyler yaptık. To do ve to be'den nasıl kısalır ona dikkat ettik. Var mı arkadaşlar bir sıkıntı, anlaşılmayan bir yer, sormak istediğiniz bir şey? Varsa buyurun. Tamam. Son bir şeyden bahsedeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi relative clause'larda infinitive kısaltmaları bu şekilde. Dikkat ettiyseniz bunlar başa alınmıyor. Sadece ortada kısalıyor. Oysa ki dün yaptığımız kısaltmalar hem ortada kısalıyordu hem de başa alınıyordu. Burada işte the first, the second, the third, superlative, the only mesela olsa ya da something, anything, somebody, anybody gibi hani varsa böyle şeyler direkt infinitive'i işaretli aktive ya da pasif olduğuna dikkat edebilirsiniz. Şimdi bu bir. Bir de arkadaşlar relative clause olmayan aslında relative clause olmayan ama kısaltma sorularında çıkan bir şey daha var. Şimdi ona bakacağız. O da nedir? O da arkadaşlar in order to ve arkadaşları. In order to. Neydi diğeri? So as to. Ondan sonra ne vardı? In and to. Başka in and attempt to. Şimdi bunların özelliği ne? Bunların özelliği arkadaşlar bunlardan sonra ne geliyor? Bunlardan sonra fiilin ilk hali geliyor. Yani şöyle yapalım. Bunlardan sonra ne geliyor? Bunlardan sonra do geliyor. Okey? Do. Yani parantez içinde verb 1 diyebiliriz. Anlaştık mı arkadaşlar? Okey. Peki bunlar nasıl çıkacak karşımıza? Hemen anlatayım. Peki bunun anlamları neydi? Make için amacıyla. Neydi bunların anlamları? Make için amacıyla. Okey? Bunun anlamı neymiş? Make için amacıyla. Bunlar karşınıza nasıl çıkar? Onu hemen anlatayım. Şöyle yapalım. Mesela she is studying in order to pass the exam. Çevirisi ne bunun arkadaşlar? Sınavı geçmek için çalışıyor. Sınavı geçmek için çalışıyor şeklinde ne yapabiliriz bunu? Çevirebiliriz. Peki arkadaşlar bu nasıl düşüyor biliyor musunuz? Bu şöyle düşüyor. Şöyle düşüyor. She is studying to pass the exam. Okay. Nokta. Peki bunu başa alabilir miyiz? Alabiliriz. To pass the exam, virgül. She is studying. Şimdi biz bu neden yaptık arkadaşlar? Hemen söylemeden yaptığımızı. In order to böyleydi. In order to pass. Peki neye dönüştü? Neye dönüştü arkadaşlar? To pass'e dönüştü. Sonra biz ne yapabildik bunu? Başa alabildik. Şimdi diyeceksiniz ki hoca bunu neden anlatıyor? Hemen anlatayım. Yukarıdakiler vardı ya. Relative clause kısaltmaları. O yüzden anlatıyorum. Okey. Şimdi burada to come var. Burada to it vardı ya doğru cevap olarak. Bunları nasıl çeviriyoruz bakalım. Mesela ilkini çevirelim. Ahmet okula gelen ilk öğrenciydi. İkisini çevirelim. Yiyecek bir şeylere ihtiyacım var. Peki in order to'yu çevirelim. Sınavı geçmek amacıyla ders çalışıyor. He, demek ki nasıl anlayacağım arkadaşlar? Çeviriden anlayacağım. Çeviriden anlayacağım. Yani çeviri aslında şart değil de illaki isterseniz çeviriden anlayabilirsiniz. Bir de şuna dikkat edeceğiz en son. Başa gelebilen sadece hangisi arkadaşlar? In order to anlamına gelen to do. Yani relative clause olan kısaltmalar, yani the third, the second vesaire, something, anything ile vesaire düşen kısaltmalar başa gelemez. Demek ki eğer başta bir kısaltma varsa, peki baştakinin kısaltma olduğunu nasıl anlayacağım? Cümle ortasında virgül olacak. Virgüle kadar yüklem olmayacak. Bir daha söylüyorum. Kısaltma olduğunu nasıl anlayabilirim arkadaşlar? Cümlenin ortasında virgül olacak. Virgüle kadar da tense olmayacak. O zaman kısaltma olduğunu anlayacağım. Peki kısaltma olduğunu nasıl çevireceğim? Mekmak için amacıyla. Mekmak için amacıyla diye çevireceğim. Sanırım oldu. Sıkıntı yok. Okey. O zaman bugünkü konuya isterseniz başlayalım. Olur mu? Peki bizim bugünkü konumuz arkadaşlar Adjective Adverbs Comparison. Bununla ilgili bir sürü formül yazacağız. Ona göre haberiniz olsun. Peki nereden gidiyoruz arkadaşlar? YDS Publishing'in gene ürettiği Influence serisinden gideceğiz arkadaşlar. Influence serisinden gideceğiz. Genelde işte dershanelerde, YDS akademilerde arkadaşlar bu Influence serisi dağıtılıyor. Hani varsa YDS akademilere giden mutlaka görmüştür, mutlaka bunu işlemiştir. Arkadaşlar işte buradan devam edeceğiz. Beğendiğim bir seri bu da arkadaşlar. Bayağı beğeniyorum. İşte ben de yıllarca bu seriden aslında gittim, işledim. Çok güzel bir seri. Şimdi bakalım arkadaşlar. Başladık. Adjective Adverbs and Comparisons'a başladık. Şimdi bunlarda illaki şey var. Hani teknik taktikten eleyeceğimiz şıklar var. Ama bunlar da modullar gibi anlam da lazım oluyor. Bunlar da gene modullar gibi arkadaşlar anlamda lazım oluyor. Mesela şimdi tek tek bakalım şıklara. As noticeable as. As'in arasına zarf sıfat girer, e kadar diye çevrilebilir. Peki so noticeable that arkadaşlar bu da sebep sonuçtur. Yani o kadar çok fark edilir ki diye çevireceğiz. That'ten sonra da tam cümle gelir. Peki burada boşluktan sonra virgül gelmiş, tam cümle gelmemiş. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? That'i silelim. Sonra Adana'daki as'e bakalım. As noticeable as beautiful as high as gibi ifadeler arkadaşlar karşılaştırma amacıyla kullanılır. İkinci as'den sonra arkadaşlar karşılaştıracağınız bir isim gelmesi lazım. Mesela she is as beautiful as you. She is as beautiful as you. Peki burada as'den sonra isim gelmiş mi? Hayır. Ne gelmiş? Virgül. O zaman buradaki as'i de silelim. Anlaştık mı? Denizli'ye bakalım. More noticeable than. Arkadaşlar komparativeler tıpkı ezezler gibi karşılaştırma yapılarıdır. Burada den'den sonra mutlaka karşılaştırabileceğiniz bir isim gelmesi lazım. Yok, olmadığı için bunu da silelim. Peki too noticeable deyip bırakabilirsiniz. The most noticeable deyip gene bırakabilirsiniz. Peki too neydi arkadaşlar? İki tane o'dan sonra zarf ya da sıfat geldiğinde Biz nasıl çeviriyorduk onu? Ben şöyle söylüyorum. Aşırılıktan olumsuzluk, aşırılıktan olumsuzluk, aşırılıktan olumsuzluk. Yani şöyle göstereyim arzu ederseniz. Pardon, şu değil, şu. Şöyle göstereyim. Hatta bir çizgi çizelim. Şöyle, evet. Bundan sonra size adjective adverb diyebiliriz. Şimdi to adjective adverb to do. Anlamı nedir arkadaşlar bunun? Anlamı nedir? Hemen yazıyorum. Aşırılıktan, aşırılıktan olumsuzluk. Bu nereye gitti? Bunu şöyle yapsak nasıl olur? Arkadaşlar bir saniye, hemen halledeceğim. Heh. Aşırılıktan olumsuzluk şeklinde yazalım. Peki aşırılıktan olumsuzluk ne demek arkadaşlar? Aşırılıktan olumsuzluk ne demek? Yani bir şey fazla olduğu için de aşırı olduğu için de olumsuzluk oluyor. Mesela bir örnekle isterseniz bunu vermeye çalışayım. Mesela şöyle yapalım. It is too hot to swim. Arkadaşlar diyor ki it is too hot. Yani çok sıcak. Peki çok kelimesi her zaman olumsuz mudur? Tabii ki hayır. Çok kelimesi her zaman olumsuz değil. Ancak to'yla verdiğiniz zaman çok kelimesini her zaman olumsuz olur. Anlaştık mı? Dediğim gibi mesela so beautiful. Çok güzel. Bu olumsuz değil. Değil mi? Ama arkadaşlar to'dan sonra getireceğiniz olan sıfatlar da to'ya uygun olmak için olumsuz olması lazım. Yani demek istediğim şu. Hani to iki tane o'yla olduğu zaman aşırılıktan olumsuzluk veriyor ya. Ondan sonra gelecek olan zarf sıfatın da bu olumsuzluğa ayak uydurması lazım. Anlaştık mı? Peki bu nasıl çevireceğiz? Çevirisi önemli. Bence her şey çevirisinde saklı. Bunu iki şekilde çevirebilirsiniz. Yüzmek için aşırı sıcak ya da şöyle çevirebilirsiniz. Yüzülemeyecek kadar sıcak, yüzülemeyecek kadar sıcak. Okey? Genelde arkadaşlar to'dan sonra bir infinitif gelir. To'dan sonra ne gelir? Bir infinitif gelir. Okey? Peki bunu işlediğimiz zaman neye bakmamız şart oldu arkadaşlar? İnafa. İnafa bakmamız lazım. O zaman şöyle yapacağız onu da. Adjective adverb enough. Ondan sonra bunun devamında ne gelecek? Gene arkadaşlar gene devamında to do gelecek. Peki bunu nasıl çevireceğiz arkadaşlar? Bunu yeterince diye çeviriyoruz. Ve genelde arkadaşlar olumludur. Genelde olumludur. Olumlu yapılarla birlikte kullanılır. Mesela bir örnek verelim buna da arkadaşlar hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Şöyle diyelim. It is warm enough to swim. Yani yüzmek için yeterince ılık. Bakın dikkat ettiyseniz to'yla birlikte kullandığım sıfata bakın arkadaşlar. Hot. To'yla birlikte kullandığım sıfata bakın. Hot. Hot. Peki enough'la kullandığım sıfata baktığınız zaman warm. Yani biri sıcak, biri ılık. Biri sıcak, biri ılık. Yani ona göre zarf ve sıfat seçimleri de değişiyor. Çünkü to olumsuzdur. Enough ise genelde olumludur arkadaşlar. Nasıl çevirdik üsttekini? Yüzmek için aşırı sıcak ya da yüzülemeyecek kadar sıcak. Peki aşağıdaki nasıl çevirdik enough'lı olanı? Yüzmek için yeterince ılık şeklinde çevirdik. Anlaştık mı? Dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Eğer devamı gelecekse her ikisinden sonra ne gelecek arkadaşlar? To do. To do. Yani mesela to'dan sonra swimming mi gelir, to swim mi gelir? Ne diyeceksiniz? To swim. Enough'tan sonra to swim mi gelir, swimming mi gelir? Ne diyeceksiniz arkadaşlar? To swim gelir. Anlaştık mı? Sanırım anlaştık. O zaman devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? C ve E'de kalmıştık. Yani to noticeable neydi arkadaşlar? Nasıl çevirebiliriz arkadaşlar? Çok acayip derecede fark edilebilir. Yani o kadar çok fark edilir ki bunun sonucu olumsuz oluyor anlamına gelir. Peki edine baktığımız zaman the most noticeable ifadesi var. Süperlatif olabilmesi için en az 3 eleman lazım. Süperlatif olabilmesi için en az 3 eleman lazım. Yani mesela diyelim ki Ali, Ayşe, Ahmet. En çalışkan Ayşe'dir. Hani gibi. Şimdi burada en az 3 tane isim yok. Bir tane isim var. It. Değil mi? Peki doğru cevabımız ne olacak mecburen? Doğru cevabımız too noticeable olacak. Şimdi anlamına bakalım isterseniz. As it was too noticeable, yani aşırı derecede belirgin olduğu için they had to apply special makeup to cover the scar on the young actress face. Yani aşırı derecede belirgin olduğu için genç aktrisin yüzündeki yarayı kaplamak amacıyla, saklamak amacıyla özel bir makyaj uygulamak zorunda kaldılar. Neden? Yüzünde bir tane yara var. Bu yara too noticeable arkadaşlar. Aşırı derecede belirgin. Aşırı derecede belirgin olduğu için de ne yapmak zorundalar? Ne yapmak zorunda kalmışlar? Makyaj yapmak zorunda kalmışlar. Sanırım anlaşıldı. Sıkıntı var mı? Yok. Peki, devam edelim. Şimdi ikinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Learning Turkish should be far for the Japanese than vesaire gidiyor. Şimdi çok güzel bir ipucumuz var than. Arkadaşlar şu söyleyeceğimi yazın. Hatta ben de yazayım size. Şuraya yazayım. Sağda than varsa solda comparative olur. Sağda than varsa arkadaşlar, sağ tarafta than varsa mutlaka solda ne olmak zorunda? Komparatif olmak zorunda. Peki bu şart mı? Bu kural mı? Evet. Bu şart, bu kural. Bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Şimdi geçelim. Şimdi sağda than var mı? Var. Sağda than var. Peki solda ne olacak o zaman? Solda komparatif olacak. Komparatif olmayan A şıkkını sil. Less difficult komparatifdir. Daha az zor demek. At least difficult arkadaşlar. Bu da komparatif değil. Onu da silin. The least difficult, bu da komparatif değil. Ne kaldı elinizde? Less difficult, more difficulty. Arkadaşlar. Şimdi difficultly hatta. Şimdi difficult sıfattır. Difficultly ise nedir? Zarftır. Difficult sıfat. Difficultly ise nedir arkadaşlar? Zarftır. Bence anlamdan ziyade şunu soralım kendimize. Bize sıfat mı lazım, zarf mı lazım? Sıfat mı lazım, zarf mı lazım? İsterseniz şöyle yapalım. Şuradaki be'yi bir işaretleyelim. Be nasıl bir fiil arkadaşlar? Be. Be fiili arkadaşlar hareketsiz bir fiil. Hareketsiz fiillerle birlikte ne kullanacağız hareketsiz fiillerle birlikte? Zarf mı, sıfat mı? Şimdi isterseniz bir örnek vereyim. Bunu da şöyle yapalım isterseniz. Hani yeni bir şey anlatacağım ya. Mesela bakalım. Şöyle bir örnek vereyim. She is beautiful mu dersiniz? Yoksa beautiful mi dersiniz arkadaşlar? Hangisini dersiniz? Düşünün. Tamam. Peki bir örnek daha yazalım arkadaşlar buraya isterseniz. She seems 1, 2, 3, 4 She seems A diyelim. She seems happy mi dersiniz? Yoksa happy mi dersiniz? Okay. Bir tane daha yazalım buraya arkadaşlar. She runs. She runs. A şıkkı. Quick mi dersiniz? Yoksa quickly mi dersiniz? Şimdi bakalım. Arkadaşlar bunlara cevap verdiğiniz zaman ne dikkat edeceksiniz? Fiile. Fiile dikkat edeceksiniz. Eğer fiiliniz hareketsiz bir fiilse sıfatla bunu vermek zorundasınız. Fiiliniz hareketli bir fiilse bunu da arkadaşlar zarfla vermek zorundasınız. Şimdi bakalım. She is beautiful dersiniz değil mi arkadaşlar? Değil mi? Peki she seems happy dersiniz değil mi? Happy demeniz lazım. Peki she runs quickly demeniz lazım. Değil mi? Yani ilk ikisi ne oldu? Sıfat. Üçüncüsü ne oldu? Zarf. Peki neye göre? Neye göre? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Fiillere göre. Is hareketsiz bir fiil olduğu için beautiful yani sıfatla nitelendi. Seems gibi görünmek. Eş anlamda düşünebilirsiniz. Seems, look, sounds, appear gibi görmek anlamına geliyor. Bu da hareketsiz bir fiil olduğu için happy oldu. Runs hareketli bir fiildir arkadaşlar. Koşmak değil mi? Hareketli bir fiildir. O yüzden onu neyle nitelediniz? Onu da zarfla nitelediniz. Bu bizim için neydi? Önemli bir aşamaydı. Siz de buna dikkat edin arkadaşlar. Peki. Şimdi devam edelim. Bunu neden söyledim size arkadaşlar? Burada bir fiili var. Should be. Peki bir fiili emizar, was were değil mi? Evet. Hareketsiz bir fiil mi? Evet. Hareketsiz bir fiil olduğu için arkadaşlar ne olması lazım? Zarfla değil, sıfatla nitelenmesi lazım. Zarfla değil, sıfatla nitelenmesi lazım. Anlaştık mı? Sanırım okey. İsterseniz çevirisine de bakalım. Learning Turkish should be far less difficult for the Japanese than learning any European language. Türkçe öğrenmek diyor. Herhangi bir Avrupa dilini öğrenmekten Japonlar için daha az zor olmalı. Türkçe öğrenmek herhangi bir Avrupa dilini öğrenmekten Japonlar için daha az zor olmalı şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Okey. Şimdi 3. sorumuza geçelim. İpucumuz var mı? Şöyle elemek için ipucumuz var. Doğru cevabı bulmak için değil de elemek için ipucumuz var. Mesela that'ten sonra tam cümle geliyordu değil mi arkadaşlar? Ki anlamında tam cümle geliyordu. Onu eleyebiliriz. Peki bunu bir eleyelim. Şimdi mesela Bolu'ya bakalım. Bolu'da da ne demiş arkadaşlar? As soon demiş. Ondan sonra ez demesi lazım. Yok. As sooner demiş. Devamında den arayabilirdik belki. Olsun. Yani kalsın. Silmeyelim. Soon enough yeterince erken, hani o da olabilir. Adımdaki too soon neydi arkadaşlar? Aşırılıktan olumsuzluk. Aşırılıktan olumsuzluk. Yani Adana olumsuz. Bolu'ya baktığımız zaman arkadaşlar so sooner demiş. Aslında bakın Deniz'i şöyle eleyebiliriz. Sooner'ın önüne so getiremezsiniz. Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Siz komparatifleri her şeyle ne yapamazsınız? Niteleyemezsiniz. Komparatiflerin önüne her şey gelemez. Mesela much sooner olur. Ama so sooner olmaz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mesela little more olur. Mesela little more olur ama very more olmaz hani gibi. Bunlara da hani bakacağız yeri geldiğinde. Adana ve Edirne şıkları arasında kaldınız. Zaten arkadaşlar bir test tekniği olarak söylüyorum. Eğer birbirine benzeyen, birbiriyle karışılan iki şey varsa ÖSYM'nin özellikle yaptığı bir şey bu. Genelde ikisinden bir tanesi doğru oluyor. Bakın biz de YDS Publishing yayınlarında da hani ÖSYM uygun olduğu için o şekilde veriliyor sorular. Bakın bu çok uygun bir soru olmuş mesela. Too soon mu diyeceksiniz? Soon enough mı diyeceksiniz? Aslında soru bu. Bolu, Cihan ve Denizli aslında öyle araya serpiştirilmiş. Hani 5 şık lazım ya. Peki too soon olumsuzdu. Soon enough neydi? Olumlu idi. Çevirisine bakalım. Diyor ki since Mike pulled his parachute open rudder. Bir de rudder var. Rudder da bizim için önemli. Rudder enough diye bir şey yok. Bunu silelim. Rudder enough diye bir şey yok. Mecburen ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabınız Adana olacak. Şimdi since Mike pulled his parachute open rather too soon, his fall took longer than the others. Mike diyor paraşütünü çok erken, oldukça çok erken, aşırı derecede erken, olması gerekinden çok daha erken açtığı için diyor, onun düşüşü diğerlerine göre çok daha uzun sürdü. Şimdi arkadaşlar bu to'nun önüne ne gelebilir? Onu da anlatayım isterseniz size. To'nun önüne ne gelebilir? Şimdi ben bunu şöyle anlatayım arkadaşlarıma. Ben bunu kodlamıştım. Şöyle kodlamıştım. Faram diye katlamıştım. Faram. Peki faram nedir arkadaşlar? Far. Peki A'daki nedir arkadaşlar? A lot. Peki R neydi? Rather. Peki A ne arkadaşlar? A little. Peki M neydi? M de arkadaşlar much. Bunların ilk harflerine baktığınız zaman ne oluyor? Bunların ilk harflerine baktığınız zaman faram oluyor. Anlaştık mı? Ben bunu uydurmuştum böyle öğrenciyken. Peki bunların özelliği ne? Bu faram arkadaşlar, faram ifadesi to'yu niteleyebiliyor. Yani to'nun önüne bunlar gelebiliyor. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Bunları lütfen yazın. Heh. Şimdi bu size nasıl yardımcı olacak? Bu size nasıl yardımcı olacak? Hemen soruya bir dönelim isterseniz. Şimdi burada rather var ya. Rather olduğu için arkadaşlar atıyorum Adana ve Edirne arasında kaldık ya. Rather'sun diye bir şey var belki ama enough yok yani. Yani enough'ın öncesine rather gelmiyor. Ama to'nun geliyor. O yüzden Adana doğru cevap diyebiliriz. Okey. Şimdi 4'e geldik. 4'te ne var arkadaşlar? 4'te boşluktan sonra to appear diye bir ifade var. To appear diye bir ifade var. The tiny hummingbird, yani küçük sinek kuşu, flaps its wings, yani kanatlarını çırpar. Kanatları nasıl çırpar? Fastest'ı silelim. Yani the fastest olması lazım. Too fast to appear olabilir, kalsın. Faster as, faster than, faster as diye bir şey yok. As fast as diye bir şey olması lazım. O da yok. Ne kaldı geriye? So fast as to do ya da to fast kaldı. Şimdi anlam olarak Bolu olmadı arkadaşlar. Anlam olarak Bolu çok güzel değil ama eleştirdiğiniz zaman oluyor. İsterseniz ben ilk önce gene size ben bir şey anlatayım. Ondan sonra buna devam ederiz. Hatta biz 2'yi açalım, yeni bir şey yapalım arkadaşlar. Örnek veriyorum arkadaşlar. Diyor ki she is so beautiful. That she takes my breath away. Arkadaşlar o kadar güzel ki nefesimi kesiyor. Tamam, şimdi devam edelim. She is so beautiful as to take my breath away. Çevirisi ne? Nefesimi kesecek kadar güzel biridir. Ya da ne gelebilir karşınızda? She is ya da she isn't diyelim. She isn't beautiful as you are. Şimdi arkadaşlar birincisinde so beautiful var, değil mi? İkincisinde so beautiful, değil mi? Üçüncüsünde she isn't as beautiful as you are. Şimdi burada biz şöyle, şurada ne olması gerekiyor? Gitti mi hepsi? Tamam. Baştan yazacağım. Baştan yazmayayım da sadece şunu silsem bana yeter. Erase desek ne olacak? Tamam, neyse kalsın arkadaşlar. Şu cümleyi biz bir düşünmeyelim şimdilik, olur mu? Şu cümleyi diyeceğim ama ya da bunun hepsini silelim. Tamam, şu cümle var ya arkadaşlar, şu cümle. Şu. Evet, olmadı. Neyse ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şu cümleyi she isn't as beautiful as şeklinde vermeniz lazım. Anlaştık mı? She isn't as beautiful as you are olması lazım. Yani isn'ten sonra as gelmek zorunda. Okey? Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. So beautiful, so beautiful, as beautiful vesaire. Bunlar önemli ama daha çok önemli olan başka bir şey daha var. O da hangisi arkadaşlar? Daha da önemli olan bir şey. That'ten sonra ne gelir? As to'dan sonra ne gelir? As'den sonra ne gelir? Şimdi ilkine bakalım. That'ten sonra tam cümle gelir. She is so beautiful that she takes my breath away. O kadar güzel ki nefesimi kesiyor. Çevirisi de ki diye oluyor. O kadar güzel ki nefesimi kesiyor. Dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada that'ten sonra tam cümle gelecek. Bu bir. Artı that sonuç cümlesi olacak. Nasıl yani? Çevirisine bakalım. She is so beautiful. Sebep. That she takes my breath away. Sonuç. O kadar güzel ki nefesimi kesiyor. Peki şimdi bizim soru ikinci cümleyle alakalı. As to. So beautiful'dan sonra as to gelebilir. Peki as to geldikten sonra devamında ne gelecek? Fiilin birinci hali. She is so beautiful as to take gelmiş my breath away. Çevirisi çok önemli. Nefesimi kesecek kadar güzel biridir. Nefesimi kesecek kadar güzel biridir. Bu şekilde çeviriyoruz. Şimdi üçüncü cümleye isn't'tan sonra as geldiğini düşünün arkadaşlar. Isn't'tan sonra as geldiğini düşünün arkadaşlar. O şekilde çevireceğiz. Burada da karşılaştırma var. She isn't as beautiful as you are. Senin kadar güzel biri değil. Şimdilik bu kalsın arkadaşlar burada. Bunu arada geri döneceğiz. Şöyle işaretleyin. Peki sorumuza geri dönelim. Diyor ki küçük sinek kuşu diyor kanatlarını görünecek kadar hızlı bir şekilde çırpıyor. Ve sanki ne yapıyor? Çırpıyor. Yani ecek acak kadar diye çevirmemiz lazım. Bu yüzden E şıkkı olacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. So fast as to do, so fast as to do ecek acak kadar anlamına geliyor. Ecek acak kadar anlamına geliyor. Bu arada süremiz de bayağı bir ilerlemiş arkadaşlar. Ben fark bile etmemişim. 4 tane soru çözebildik ama bir sürü kural yazdık arkadaşlar. Dolayısıyla zaman kaybı olarak ben düşünmüyorum bunu. Önce bir ara verelim. Daha sonra inşallah devam edeceğiz arkadaşlar. 10 dakikalık bir ara. Görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Geri döndük. Herkes burada herhalde. Tamam. Şimdi şöyle yapalım hemen. Oldukça basit bir soru gibi görünüyor. Ama aldanmamak lazım. To have. Yani infinitif. Infinitif varsa arkadaşlar tamam. Virgülden sonra that. Virgülden sonra mı that? Virgülden önce. Must win record albums. Yani albümler ondan bahsediyor. Around the globe. Globe ne demek? Küre ama dünya anlamında kullanılıyor. Yani dünya genelindeki birçok vinil albümü have already become rare enough to have a considerable antique value. Yani şimdiden diyor arkadaşlar antik bir değere sahip olacak kadar yeterince ne olmuştur arkadaşlar? Yeterince seyrekleşmiştir. Okey. Peki bu olumlu bir şey mi? Antik değere sahip olması. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bolu şıkkını tercih etmemiz gerekiyor. 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. 6. sorumuza baktığımız zaman ne var? That. That var. Peki that'ten sonra tam cümle gelmiş. Görmüş olduğunuz üzere. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman arkadaşlar yapacağınız olay çok basit. Ya şey arayacaksınız so ya da saç. Ya so ya saç arayacaksınız. Peki o zaman ne yapıyoruz? O zaman Bolu'yu bir silelim. Ceyhan'ı silelim. Denizli'yi silelim. Ne kaldı elimizde arkadaşlar? Adana ve Edirne kaldı. Adana'yı da siliyoruz. Neden? Çünkü Adana'dan sonra ne gelir arkadaşlar? İsim ya da tamlama gelir. İsim ya da tamlama gelir. Ne kaldı geriye? E şıkkı kaldı. Diyeceksiniz ki Adana'yı niye sildik? Adana'da E var ama distinct sıfattır arkadaşlar. Such a distinct person, such a distinct picture gibi bir şey olması gerekiyordu. Değil mi? Yalnız ya eksik kalmış. Yani tamlama açıkçası tamlanamamış. O yüzden A şıkkını ne yapıyoruz arkadaşlar? Siliyoruz. Çevirisini yapalım isterseniz. The taste of the dish, yemeğin tadı, is so distinct from its variants that, diyor ki yemeğin lezzeti, yemeğin tadı varyasyonlarından, çeşitlerinden o kadar çok farklı ki you don't need to be a gourmet to be able to notice it. Bunu fark etmen için bir gurme olmana gerek yok. Çevirisi nasıl yaptık? Dikkat ettiniz mi? O kadar ki şöyle şöyle oluyor. Yani sebep sonuç şeklinde olacak. 7. sorumuza isterseniz gelelim arkadaşlar. Şimdi neyi silebiliriz? Mesela Cihan'ı silelim. Neden? Gene eksik kalmış. Such attractive people, such attractive books gibi bir şey olması lazım. Attractive tek başına sıfat, saçtan sonra olmaz. Neyden sonra olur? Arkadaşlar so'dan sonra olur. Peki ondan sonra Adana karşılaştırma, Bolu karşılaştırma. Quite attractively as olmamış arkadaşlar. Böyle bir yapı yok. Quite as diye öyle bir yapı yok. So attractive that. Böyle bir yapı var. Peki şimdi bu karşılaştırma mı olacak? Yoksa arkadaşlar sebep sonuç mu olacak? Ona bakalım. We were so disappointed to see that. Yani şunu gördüğümüzde çok üzüldük. The holiday resort was not nearly. Heh, tamam. Çok güzel bir şey daha gördük burada arkadaşlar. Nearly as. Nearly varsa hiç okumayın arkadaşlar. Ez varsa işaretleyin geçin. Okey? Bakın bu çok güzel bir formül. Yani bunu bilmiyorsanız lütfen öğrenin. Nearly varsa ez. Hatta ben bunu yazabilirsem yazayım mı arkadaşlar bir yere? Yazayım. Yazmaya çalışayım arkadaşlar. Wow. Şöyle yapalım. Nearly. Almost. practically varsa ne arayacağız? Bunun devamında as arayacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki sadece bu mu? Hayır, sadece bu değil. Şuraya da isterseniz yazalım. Diyor ki half 2 times arkadaşlar. Sonra 3 times varsa gene bunu şöyle yapalım. Bunun devamında gene ne getireceksiniz? As getireceksiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Okey miyiz? Yani neredeyse şu kadar ya da şunun yarısı kadar ya da bunun 2 katı kadar ya da bunun 3 katı kadar diye ifadeler olduğunda as'i işaretlememiz gerekiyor. Haberiniz olsun. Şimdi bu soruyu mesela ben nearly sorudan fark ettim. Boştan sonra nearly görseydim direkt hiçbirini okumayacaktım. As, attractive as'i işaretleyip geçirecektim yani. Doğru cevabı işaretleyecektim. We were so disappointed to see that the holiday resort was not nearly as attractive as it was claimed in the brochures. Diyor ki tatil köyünün diyor broşürlerdeki kadar neredeyse onun kadar da hani iyi olmamasını gördüğümüze, güzel olmadığını gördüğümüze gerçekten çok üzüldük diyor. 8. soru arkadaşlar, hazır olun. Size çok güzel bir şey daha göstereceğim. By far var. Evet. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. By far'la ne alakası var? Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Oy far fara, far fara, süperlatif gelir by fara. Anlaştık mı? Yani biraz komik oldu belki ama akılda kalıcı. Oy far fara, far fara, süperlatif gelir by fara. By far'ın anlamı neydi? By far'ın anlamı arkadaşlar, by far'ın anlamı açık ara büyük bir farkla demek. Bu şekilde arkadaşlar belki aklınıza kalır. Oy far fara, far fara, süperlatif gelir by fara. Şimdi bakalım by far var mı? Var. O zaman doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? The biggest olacak. Anlaştık mı? Diyebilirsiniz ki ya arkadaşım neden bolu olmuyor? Çünkü the'sı yok. Okey? Okey? Şimdi madem buna girdik devam edelim mi? Arzu ederseniz. Yani süperlatif hangi durumlarda kullanılır? Eğer şıklarda zaten by far'ı yazdık arkadaşlar. In, of all, ever, never, başka by far, in, of all, ever, never. Varsa unuttuğum bir şey var mı? Yok herhalde. Olursa da ekleriz sonra. Bunlar varsa arkadaşlar ne arayacaksınız? Bunları gördüğünüzde arkadaşlar süperlatif arayacaksınız. Anlaştık mı? Ama bir şartımız ne arkadaşlar? Bir şartımız daha var. Şartımız şu. Şartımızı hemen yazalım. Şartımız şu. En az eleman olacak. Demek istediğim şu. Bir örnek vereceğim. Bakalım hangimiz doğru cevabı bulacak. Şimdi of the twins Ayşe is boşluk 1 2 3 4 nokta. Şimdi evet, A şıkkı. Ayşe is the taller. Tamam. Ayşe is the taller dedik. Peki B şıkkı. B şıkkı. Ayşe is the tallest dedik. Peki C şıkkı. Ayşe is taller. Arkadaşlar doğru cevabı bulmanız için size 30 saniye veriyorum. Yorumlara yazın. A mı, B mi, C mi? A mı, B mi, C mi? Of var değil mi? Tek başına hani burada vardı ya, of varsa süperlatif gelir varsa onu da hani dikkat edin. Evet, cevaplarınızı bekliyorum. Yorumlara yazın. A mı, B mi, C mi? Bakalım en çok hangi şık söylenecek? En çok hangi şık söylenecek? Tamam. B. Tebrik ederim. Tebrik ederim. B dediniz. B dediniz. Bir kısmı A. Peki B diyenleri tebrik ediyorum. Neden? Çünkü dersi çok iyi dinlemişler. Of var mı burada? Var. E peki of var süperlatif mi? Evet. Ama doğru cevabınız arkadaşlar Bolu değil. Üzgün olmakla birlikte arkadaşlar Bolu değil. Peki C diyen var mı? C diyen A mı C mi? Şimdi arkadaşlar doğru cevabımız C de değil. Doğru cevabımız ne arkadaşlar? Doğru cevabımız the taller. Neden? Tamam. Şimdi söylüyorum arkadaşlar. Şimdi az önce aslında söylemiştim. Of varsa süperlatif. Doğru. Haklısınız. Ama bakın altına ne yazıyor? En az 3 eleman olacak. En az 3 eleman olacak. Yani 2 eleman varsa süperlatif olmaz. Peki twins ne demek? İkiz değil mi arkadaşlar? Boyu ne demek ya? Bolu'yu arkadaşlar. Bolu'yu eledik. B gitti. Şimdi the taller mu? Taller mu? Şimdi neden the geldi? Taller'ın başı neden the geldi? Çünkü biz bunun sayısını biliyoruz. Bakın şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer bir şeyin sayısını kaç tane kaldığını, geriye kaç tane kaldığını biliyorsanız onun başına the gelir. Şeye gelince n'adır, tha'dır, a'dır, tha'dırsa gelince onu anlatacağım arkadaşlar. Eğer sayısı belliyse, artık o kişi çok belirginse arkadaşlar onun başına the gelir. Şimdi diyor ki ikizlerden Ayşe. Kaç kişi kaldı geriye? 1. Hani sayısı belli. Hani özel bir durum var burada. İkizlerden Ayşe daha uzun olanıdır. Daha uzun olanıdır. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkı bizim doğru cevabımız olacak. Anlaştık mı? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Geçiyorum o zaman müsaadenizle. Okey. Bunu unutmayacaksınız. Demek ki ne olması lazım? Süperlatif olabilmesi için en az 3 eleman olması lazım. Geri dönelim. Şimdi by far neydi arkadaşlar? Onu da tekrar hatırlatalım. Oy farfara, farfara, by far'a. Anlaştık mı? Tamam. Devam ediyoruz. 9. soruya gelelim. 9. soru dünyanın en basit sorusu. Dünyanın en basit sorusu. Şimdi şıklara baktığınız zaman bir bağlaç sorusu var burada değil mi? Bağlaç sorusu var. Ona göre çözmeye çalışalım. İpucumuz var mı? Var. Peki ipucumuz nedir arkadaşlar? Sim. Sim de olabilir. Does not sim de olabilir. Fark etmiyor. Look, sim, appear, sound gibi görünmek anlamına gelen kelimelerdir. Bunları gördüğünüzde direkt as if'i işaretleyin arkadaşlar. Anlaştık mı? Direkt as if'i işaretleyin. Yapalım mı bunu da bir? Şöyle bir şey yapalım mı buna da? Bir formül yapalım mı? Şimdi şöyle diyelim. Look, seem, appear ve sound. Bunların üçünün de anlamı aynı. Neydi? Gibi görünmek. Gibi görünmek. Bunları gördüğünüzde arkadaşlar ne işaretleyeceksiniz? Ne işaretleyeceksiniz? Mış gibi, sanki anlamına gelen as if'i işaretleyeceksiniz. Ya da şıklarda as if yoksa arkadaşlar as though işaretliyorsunuz. Anlaştık mı? As though işaretliyoruz. Tamam arkadaşlar. Bir türlü yazamadım. Okey. Şimdi sorumuza tekrar geri dönelim. Bitti. Bu kadar. Bir şey yapmanıza gerek yok. Okey. Şimdi 10. soruya bakalım. 10. soruda bir ipucu var. İpucunu gören var mı arkadaşlar? Size 15 saniye veriyorum. Anlattığım bir şey olduğu için 15 saniye veriyorum. İpucunu gören var mı? İçimden 15'e kadar sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, var mı arkadaşlar ipucu? İpucu yazan var mı? Bulan var mı ipucunu? Yok mu? Tamam. O zaman devreye giriyorum. Şimdi hemen size az önce anlattığım bir şey göstermek istiyorum. Şu. Half, two times, three times varsa as miydi? Yani yarısı kadardır, iki katı kadardır, üç katı kadardır diye bir şey varsa arkadaşlar ne yapacaktık? As. Değil mi? Şimdi sorumuza bakalım. Half var mı? Var. Peki half varsa duracağımız ne olacaktı? As olmayacak mıydı? Arkadaşlar. Gitti. Bolu kalsın. Mor gitsin. D'deki solidal gitsin. As much as mi? As few as mi? Şimdi mesele şu. Few countable'dır. Much uncountable'dır. Few countable'dır. Much uncountable'dır. Few'in anlamı neydi arkadaşlar? Az. Hatta çok az diyebilirsiniz. Ve countable'dı. Peki much'ın anlamı ne arkadaşlar? Much da uncountable'dır ve çok anlamına geliyor. Peki burada acaba nitelenen ne? Ağırlık. Pardon. Ağırlık nitelenmiş. Bir de burada less var. Less de uncountable'dır arkadaşlar. Ona göre hareket edeceğiz. Yani countable mı uncountable mı diye bakmak istediğimizde less'e bakmamız aslında yeterli. Less nedir arkadaşlar? Uncountable. O zaman doğru cevabımız ne olmak zorunda? Doğru cevabımız E şıkkı olmak zorunda. Bu kadar basit. Çevirisini yapalım. On Mars, Mars'ta you would weigh less than half as much as you do on Earth. Yani diyor ki Mars'a diyor dünyadaki ağırlığınızın yarısından daha fazla ağırlığa gelirsiniz. Daha az ağırlığa gelirsiniz. 10. sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Şimdi 11. sorumuza bakalım. It seems to me that, bana öyle geliyor ki in the future insanlar, evet gelecekte people insanlar will grow much. Peki much'tan sonra ne gelebilir? Ne gelemez onu silelim. Ona bakalım. Much'tan sonra comparative gelir. Yani much less, much more olabilir. Ama much the least diye bir şey yok. Much too diye bir şey var arkadaşlar. Much accustomed enough diye bir şey olabilir belki ama şuna dikkat edelim. To paying. Yani to'dan sonra ne gelmiş arkadaşlar? To'dan sonra gerund gelmiş. To'dan sonra gerund geldiği için arkadaşlar D şıkkını eliyoruz. Neden? Çünkü to do değil mi? Enough to do. E şıkkını da siliyoruz. Bakın bunu bir tekerleme gibi düşünebilirsiniz. To do, enough to do. To do, enough to do. To do, enough to do. Değil mi? Ama burada ne var? To paying var. Yani to'dan sonra gerund gelmiş. O yüzden onu düşünmüyoruz. Şimdi Adana ile Bolu arasındaki fark aslında şu. A şıkkında arkadaşlar den var. B şıkkında den yok. Peki bu önemli mi? Bence çok önemli. Neden arkadaşlar? Çünkü şundan dolayı arkadaşlar den'i getirdiğiniz zaman den'den sonra to paying getiremezsiniz. Den'den sonra başka bir preposition getiremezsiniz. Neden? Çünkü den'in kendisi zaten preposition. Yani dil bilgisel bir hata var A şıkkında. O zaman onu da eleyelim. Ne kaldı geriye? Bolu. More accustomed to paying. More accustomed ne demek arkadaşlar? Daha alışkın. Daha alışkın anlamına geliyor. It seems to me that, bana öyle geliyor ki in the future, gelecekte people will grow much more accustomed to paying huge sums of money for amusement. Bana öyle geliyor ki ileride, gelecekte insanlar eğlence için yüksek paralar ödemeye daha fazla alışkın hale gelecekler. Daha fazla alışkın hale gelecekler. Bu şekilde düşünebiliriz. Sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Şimdi bakalım. I know both of the brothers. Çok güzel bir soru. Az önce bununla ilgili bir şey anlatmıştım size. Both of the brothers. Her iki erkek kardeş well enough. Her iki erkek kardeşi yeterince iyi tanıyorum. To be sure that. Şundan emin olacak kadar. Jack is boşluk one. Şimdi arkadaşlar kaç tane kardeş vardı? 2 mi? 2 olduğu için süperlatif gidiyor. Neden? Çünkü süperlatif en az kaçtı? En az 3 idi. Edirne bakalım. As young one diye bir şey olmaz ki. As young as one. Hani atıyorum. Olsaydı böyle olurdu. Bunu da eleyelim. Şimdi soru çok basit. Az önce buna benzer bir soru yazmıştım size. Younger mı? The younger mı? Ne zaman biz younger'ın yani comparative'in başına ne zamandığı getiriyorduk? Eğer sayısını biliyorsak. Yani bunlar ikiz mi? İkiz. Eceki aldığınız kaç kişi kaldı geriye? 1. Yani sayıları belli. Kim oldukları belli. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Kim olduğu belli olduğu için de başına dı gelmeyi hak ediyor. D şıkkı o yüzden bizim doğru cevabımız olacak. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Tamam. 13. sorumuza geçelim arzu ederseniz. The dish turned out to be impossible to cook. Yani yemeği pişirmek imkansız bir hale geldi. Yemeği ayarlamak, yemeği baştan pişirmek imkansız hale geldi. Because of the spices, baharatlarından dolayı. In it, içindeki baharatlarından dolayı yemeği pişirmek imkansız hale geldi. Ki bu baharatlar diyor tipik olarak yani en çok Doğu, Uzak Doğu mutfağında bulunur. Şimdi ben bir yemek yapacağım. O yemeği yapmaya karar verdim. Alıyorum elime tarifi daha doğrusu recipe'yi değil mi? Recipe'yi elime aldım. Yapacağım. Bakıyorum mümkün değil. Neden? Çünkü orada bazı baharatlar olması lazım yemeğin içinde. Fakat bu baharatlar nerede bulunuyor tipik olarak? Tipik olarak yani ana vatanı gibi düşünün. Uzak Doğu mutfaklarında bulunuyor. O yüzden ben bunu yapamayacağım. Şimdi tek tek bakalım Adana'ya. Saçez. Saçez örnekleme yapar. Yani Saçez'den sonra ne gelmesi lazım? İsimler gelmesi lazım. Mesela books, Saçez, işte X, Y, Z atıyorum. Okay? Ya da mesela vegetables, such as X, Y, Z gibi hani örnekleme olması lazım. O yüzden olmuyor. Peki so much arkadaşlar uncountable'dır. Spices'dan bahsediyor. Bir de so much'ın çok anlam olarak da burada çok fazla önemli değil. Neden? Çünkü Doğu ülkelerinde çok bulunması, Batı ülkelerinde fazla bulunmaması anlamına gelmez. Yani anlam olarak da olmadı. Den sonra ez gelmesi lazım belki. Değil mi? Şimdi most mu, the most mu? The most neydi arkadaşlar? 3 şeyden en anlamına geliyordu. Mesela 3 tane arkadaş var. En çalışkan Ali'dir. Hani gibi. Bir karşılaştırma var illaki the most'ta değil mi? Peki C şıkkındaki most'un özelliğini çok fazla, çoğu zaman hani anlamında kullanılır ya da çoğunlukla anlamında kullanılır. Çoğunlukla anlamında kullanılır. Peki C mi, E mi? Şimdi burada karşılaştırma olmadığı için ben Edirne'de düşünmüyorum arkadaşlar. Doğru cevabımız C olacak ama hangi anlamda? Çoğunlukla. Most typically. Zaten kalıplaşmış bir yapı bu. Most typically. Most typically. Most typically. Arkadaşlar buna böyle kulağınız alışsın. Bazen de öyle oluyor. Hani bazı şeyler artık oturmuştur, kalıplaşmıştır. Onları kullanıyoruz. Mesela bu most typically ifadesi de o şekilde. Çoğunlukla tipik olarak Uzak Doğu mutfaklarında bulunan içindeki baharatlarından dolayı bu yemeği pişirmek artık imkansız diyor. Sanırım oldu. Geçiyorum müsaadenizle. Tamam. 14'e baktığımızda arkadaşlar bir ipucumuz var. İpucumuz nedir? Den. Neydi arkadaşlar hatırlayın bizim mottomuz, kuralımız. Sağda den varsa solda komparatif olur. Sağda den varsa solda komparatif olur. A şıkkı komparatif değil. B şıkkı kalsın. C şıkkı kalsın, onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. D şıkkı komparatif değil. So faster o da kalsın. Şimdi arkadaşlar ben isterseniz zamanı geldi. Ben bir şey anlatacaktım. Zamanı gelsin diye bekliyordum. Zamanı geldi mi? Hadi geldi diye ben karar vereyim şimdi. Hemen anlatayım arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Şimdi komparatifleri diyelim hatta. Biraz Türkçe, İngilizce karışık oldu. Niteleyen yapılar. Komparatifleri niteleyen yapılar. Arkadaşlar komparatifleri her yapı niteleyemez. Şimdi niteleyen yapıları yazacağım. Much more diyebilirsiniz. Tamam. Many more diyebilirsiniz. Peki few more diyebilirsiniz. Daha doğrusu a few more. A few more diyebilirsiniz. Arkadaşlar a little more diyebilirsiniz, a lot more diyebilirsiniz, a bit more diyebilirsiniz. A lot'u yazdık mı? Tamam. Başka arkadaşlar no more diyebilirsiniz, any more diyebilirsiniz, far more diyebilirsiniz, rather more diyebilirsiniz arkadaşlar. Başka somewhat more diyebilirsiniz. Much, many, a few, a little, a lot, a bit. Bakayım unuttuğum var mı? Ha, even. Nasıl unuturum? Even. Yani sınavda bu çıktı. Bunu sordular. Even more diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar neyi niteler? Şöyle yapalım. Bunlar bağlaçları, daha doğrusu bağlaçları değil de özür dilerim. Komperatifi bunları niteleyebilir. Bunlar komperatifleri niteleyebilir. Okey? Peki bunları ezberleyebilirsiniz. Hani bir sıraya koyarsanız belki ezberleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu şöyle bir alalım. Tamam, neyse. Peki bunlar neyi nitelebiliyor? Bir geri alalım bir şeyleri sen. Less bir komparatiftir. Fever bir komparatiftir. Worse bir komparatifdir. Better bir komparatifdir. Ve further. Bir şey daha ekleyelim. Bir de artı diyelim. Er yapısı. Şimdi much more, many more, a few more, a lot more. Bunlar niteleyebilir. Anlaştık mı? Bunlar komparatifleri niteleyebilir. Okey? Bunun dışında başka şeyler varsa bunlar komparatifleri niteleyemez. Buna şey de ekleyebilirsiniz. Er yapısını, değil mi? Er yapısını da ekleyebiliriz buraya. Peki. Şimdi bunun için söyledim. Sorumuzu bir daha bakalım sorumuza. Şimdi C şıkkında faster komparatif mi? Evet. Faster komparatif. Peki açalım az önce anlattığım şeyi. Peki, faster komparatif. Şurada quiet var mı? Quiet yok. Peki so var mı? So da yok. He, o zaman onları sileceğiz. Yani demek istediğim şu. C şıkkında quiet gitti. Çünkü quiet komparatifi niteleyemez. B şıkkında so gitti. Neden? Çünkü faster'ı so niteleyemez. Peki B şıkkına bakın. B şıkkında any var. Peki any var mı şıklarda? Bakalım any var. Gördünüz mü? Any faster diyebiliyormuşuz. Bunu ezberlerseniz var ya acayip işinize yarayacak arkadaşlar. Bolu doğru cevap. Şimdi sadece bir istisna var. Onu da isterseniz söyleyelim. O istisna da şu arkadaşlar. Yazalım mı? Şuraya. Yazabilecek miyiz? Tamam. Quite sadece better'ı niteleyebilir. Arkadaşlar quite sadece better niteleyebilir. Yani bu bir istisnadır. Normalde quite komparatifleri niteleyemiyor. Komparatiflerden sadece neyi niteleyebilir? Quite better niteleyebilir. Onun dışındakileri ne yapamaz? Niteleyemez. Sorumuza bir daha bakalım. İsterseniz baştan alalım soruyu. 14. soru den var mı? Var. O zaman bize ne lazım? Komparatif. Komparatif olmayan Adana'yı ve Denizli'yi sildik. Bolu, Ceyhan ve Edirne kaldı. Ceyhan'ı ve Edirne'yi sildik. Neden? Çünkü faster her ikisinde komparatif. Ancak quite ve so komparatifi niteleyemiyor. O yüzden onu da eledik. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bolu oldu. Çevirisini de yapalım. As the roads will be full of holiday traffic. Yani yollar tamamıyla tatil trafiğiyle dolacağı için it is very unlikely that muhtemelen diyor we will be able to go any faster than 50 km/h. Yani muhtemelen diyor biz saatte 50 kilometreden daha fazla gidemeyeceğiz. Any'nin bir özelliği var. Any olumsuzlarda kullanılıyor. Komparatiflerde bir daha söylüyorum. Any komparatiflerde olumsuzlarda kullanılır. Burada olumsuz var mı? Var. Hangisi arkadaşlar? Unlikely. Unlikely cümleyi olumsuz yaptığı için düşünebiliriz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi 15. to have var mı devamında? Var. Yani infinitif. Peki. infinitif varsa biz ne işaretliyorduk arkadaşlar? Yani aklımıza ne geliyordu? Enough'la to gelmiyor muydu? Eğer infinitif varsa enough ya da to'yu işaretleyecektik. Peki. Şimdi A şıkkı kalsın. Çünkü enough var. As close as gitti. Kalsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar Adana ve Denizli aynı gibi ama Adana'da inafın önünde clause yani sıfat var. Denizli'de inafın önünde clausely yani zarf var. Anlaştık mı? Gene Edirne'de arkadaşlar to'dan sonra clause dediği bir zarf daha gelmiş. Dolayısıyla bizim ne yapmamız lazım? Zarf mı gelecek, sıfat mı gelecek onu belirlememiz lazım. Oldukça basit. Nasıl basit arkadaşlar? Bunu konuşmuştuk. Eğer hareketsiz bir fiiliniz varsa, bu hareketsiz fiili affedersiniz. Hareketsiz fiilleri sıfatla niteleyebilirsiniz. Zarfla niteleyemezsiniz. Dolayısıyla sonunda L'ye olanlar varsa elenecek. Denizli L'ye zarf gitti. Edirne L'ye clausely gitti. Doğru cevabımız ne arkadaşlar? Doğru cevabımız A şıkkı. Anlaştık mı? Most planets in our solar system yani güneş sistemimizdeki çoğu gezegen are not close enough to the sun. Güneşe yeterince yakın değil. Niçin? To have an average surface temperature above zero yani sıfırın üstünde ortalama bir yüzey sıcaklığına sahip olacak kadar güneşe yeterince yakın değil. Bu şekilde ne yapabiliriz? Bu şekilde çevirebiliriz. Anlaştık mı? Tamam. 16. sorumuza bakalım. 16. soru biraz enteresan bir soru arkadaşlar. Bir kalıp sorusu diyebiliriz. Şimdi enough'tan sonra cümle gelmez. Ne gelir enough'tan sonra? Infinitive gelir. Yani to finish olsaydı I can finish yerine belki enough'u düşünebilirdik. Yani bolu gitti. Aynı mantıktan arkadaşlar to'yu da eleyebilirsiniz. Dediğim gibi bunlardan sonra cümle değil. Ne geliyor? Bunlardan sonra arkadaşlar infinitive geliyor. Earliest of all ne? Earliest of all ne? Earliest of all people. Earliest of all students. Earliest of all ages gibi bir şey gelmesi gerekiyor değil mi? Var mı böyle bir şey? Yok. O zaman Cihan'ı da silelim. Şimdi earliest ve the earliest arasında kaldık arkadaşlar. En erken diyeceğimiz zaman mutlaka başına the getirmek zorundayız. Yani bu artık kalıplaşmış bir şey. The latest hani gibi. En geç gibi. Dolayısıyla arkadaşlar A şıkkı da eleniyor. Edirne şıkkı bizim doğru cevabımız. Sanırım oldu. Çevirisine bakalım. As I am already pressed for time. Yani zamana zaten şimdiden ihtiyacım olduğu için, hani zamana sıkıştığım için diye çevirebiliriz. Zamana sıkıştığım için. Friday afternoon, cuma öğleden sonrası is the earliest I can finish the report. Yani raporu benim bitirebilmemin en erken vakti cuma günü öğleden sonrasıdır. Cuma günü öğleden sonrasıdır diye ne yapabiliriz arkadaşlar? Çevirebiliriz. Anlaştık mı? Şimdi bu 16. soruydu ve bu ilk testi arkadaşlar. Sanırım ilk testine bakıyorum. Evet, bu ilk testimizdi. Daha sonra arkadaşlar 2'ye geçeceğiz. Gene Influence'dan devam ediyoruz. Bence sorular çok kaliteli. Yani zaten daha önce çözmüştüm. Bayağı düşündürücü yani. Her şeyden soru sorulmuş arkadaşlar. Bu bizim için hani önemli. Her şeyi görmüş oluyoruz. Bugün belki az soru çözdük ama arkadaşlar bayağı bir şeyler yazdık konu anlatımıyla alakalı. İsterseniz bunların fotoğrafını çekin ya da videolarımızı tekrar dinleyin arkadaşlar. Bu kalıpları mutlaka bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bunları bildiğinizde çok basit bir şekilde çözebileceksiniz soruları. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Dünden kalan to do ve to be done yani relative clause'lardaki infinitive kısaltmalarını işledik. Değil mi? Hani nasıldır, ne değildir? Özellikle ne dikkat edecektiniz? The first, the second, the third artı superlative. Something, anything, nothing, somebody, anybody, nobody varsa biz ne işaretleyecektik? To do ya da to be done. Mesela bunu şu yüzden söylemek istiyorum. To be doing olmaz. To have done olmaz. To have been doing olmaz. Sadece to do ile to be'den olur. Sadece to do ile to be done. To do ve to be'den olur. Başka bir şey olmaz. Peki neye göre karar vereceğiz? Aktif mi pasif mi diye karar vereceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Örnek de vermiştim bunlarla alakalı. Tekrar bakarsınız. Daha sonra aslında relative clause olmayan ama relative clause'larla karışılabilen bir yapı vardı arkadaşlar. In order to ve saz ekibi. In order to ve arkadaşları. In order to, so as to, in an effort to, attempt to. Bunlardan sonra fiilin birinci hali geliyor. Bunların anlamı neydi? Bakmak için başta bir infinitifli kısaltma varsa, üçüncü örnekteki gibi to pass the exam, virgül she studying hani gibi, bunu sadece mekmak için amacıyla diye çevirebilirsiniz. Sadece mekmak için amacıyla diye çevirebilirsiniz. Bunu da arkadaşlar mutlaka not edin ya da fotoğrafını çekin. Sonra neye bakmıştık arkadaşlar? To adjective to do, adjective enough to do, yani to enough to kalıbına bakmıştık. Hani to olumsuzluk anlamı, hani ona göre olumluydu. Sonra şu çok önemliydi. Sağda then varsa solda comparative olur. Sağda then varsa comparative olur. Buna bakmıştık. Daha sonra dedik arkadaşlar hareketli fiiller zarfla nitelenir demiştik. Daha sonra to'nun diyebilirsiniz. Bunlar to'nun önüne gelebilecek olan yapılar idi. Daha sonra ne yapmıştık? Ona da bakalım. That neydi? As to take neydi? As neydi? That'ten sonra tam cümle gelir. Ki diye çevrilir. Sonuç cümlesidir. As to take, acak kadar diye çevrilir arkadaşlar. As olursa da arkadaşlar ne oluyordu hatırlayalım. As olursa da karşılaştırma oluyor. Okay. Nearly, almost, practically varsa doğru cevap as. Half, two times, three times varsa doğru cevabımız gene as. Sonra komik bir şey daha işlemiştik. Oy farfara, farfara, süperlatif gelir bayfara. Hatırladınız mı bunu arkadaşlar? Evet. Ben de çok seviyorum bunu. Sonra hangi koşullarda süperlatifi işaretleyecektik? By far, açık ara, büyük bir farkla demek. In, of all, of, ever, never. Ha bir de among vardı arkadaşlar. Bunu lütfen yerleştirin. Among. Among. Bir şey unuttum diyordum ama o da neymiş? Among'muş. Among. Birincisi ama daha da önemlisi şu, en az 3 tane eleman olacak. Yani 3 tane eleman olmazsa süperlatif olmuyor. Daha sonra arkadaşlar bir tane soruya olduğu için her ne kadar of da varsa süperlatifi, pardon, komparatifi işaretlemiştik. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bunu da not edin. Bu çok önemli. Mesela kurallar arasında kaldınız. Yani bu test tekniği anlatacağım size. Kurallar arasında kaldınız. Kuralların bir kısmı süperlatifi destekliyor. Tıpkı buradaki gibi. Burada of var. Bir kısmı da twins olduğu için arkadaşlar. Bu da neyi destekliyor? Komparatifi destekliyor. Her zaman komparatifi işaretleyin. Süperlatif ve komparatif arasında kalırsanız, tabi ipuçlarını bulduktan sonra arkadaşlar, her zaman komparatifi işaretleyin. Neden? Çünkü komparatif süperlatifleri döver. Bir daha söylüyorum. Komparatifler süperlatifleri döver. Bugün iki tane şey öğrendik. Motto. Birincisi oy farfara, farfara. Süperlatif gelir bayfara. İkincisi neydi? Komparatifler süperlatifleri döver. Komparatifler süperlatifleri döver. Haberiniz olsun. Anlaştık mı? Look, seem, appear, sound. Bunlar gibi görünmek anlamına gelen kelimelerdir, fiillerdir daha doğrusu. Bunlar varsa arkadaşlar as if'i, as thought'u işaretleyebilirsiniz. As if'i, as thought'u işaretleyebilirsiniz. Kusura bakmayın, salladım gene kamerayı herhalde. Ayağım uçtu da. Yani böyle dönünce şey oldu. Look, seem, appear, sound varsa as if, as though. Neydi as if, as though? Miş gibi, sanki. En son anlattığım belki de en önemlisiydi. Lütfen buna dikkat edin. Much. Many, a few, a little, a lot, a bit, no, any, far, rather, somewhat, even. Bunlar arkadaşlar komparatifleri niteleyebiliyor. Şurada more, less, fewer, worse, better, farther, further bir de er yapısı var arkadaşlar. Bunlar komparatifdir. Komparatifde şu soldakiler niteleyebilir. Bakın mesela bu soldakilerde so var mı? Yok. Ele. Mesela to var mı? İki oğlu. Yok. Ele. Ya da very var mı? Yok. Ele. Hani gibi aklıma gelmeyen daha bir sürü şey. Quiet var mı? Yok. Onu da eleyeceksin. Sadece quiet varsa arkadaşlar better'ı niteleyebilir diyeceksiniz. Yani better'ı quiet niteleyebilir. Onun dışında quiet herhangi bir komparatifi ne yapamaz? Niteleyemez. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi ödevleriniz neler? Arkadaşlar size daha bu konu tamamıyla bitmediği için yaprak testlerden ödev vermeyeceğim. Nereden ödev vereceğim arkadaşlar size? Size bugün vereceğim ödev çok önemli. YDS online.net. YDS online.net sitemize girin. Bu sitemizde arkadaşlar Adjective Adverbs'lerin kısmını bulacaksınız Grammar Box'tan, Grammar Box kitabından arkadaşlar. Muhammed Hoca bu konuyu çok detaylı bir şekilde anlatıyor, konu anlatımını. Oraya girin. Bu konuyu izleyin. Oraya girin, bu konuyu izleyin. Tam ben burada çok güzel anlatıyorum belki. Belki harikayım, belki süperim. Ama oradan da tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi biz burada 2 ders saati yapıyoruz. 40+40. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama neden geri kalsınız ki? Yani geri kalmanıza gerek var mı? Yok. O yüzden oraya girin arkadaşlar. Bunu izleyin. Anlaştık mı? Bu konuyu izleyin. Orada sorular da var. Orada soruları da çözün arkadaşlar. Yarına kadar vaktiniz var. Peki yarın ne yapacağız? Yarın gene bu konudan soru çözmeye devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki hocam siz bu konuya taktınız. Evet, taktım. Çünkü bu konu çok önemli arkadaşlar. Bu konu oturduğu zaman reading'ler de oturuyor. Şimdi dediğim gibi Grammar Box'ı izleyin arkadaşlar. Gene YDS Publishing'in bir ürünü. Orayı izleyin arkadaşlar. Orada bir sürü aslında egzersiz de var. Eğer onları yaparsanız çok mutlu olurum. Aslında bu konu çok ezber. Yani bu konu çok ezber. Zarfları, sıfatları ezberlerseniz videolarda göreceksiniz onları. Çok iyi olacak. Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hani son olarak. Arkadaşlar readinglerde eksikseniz, yani daha doğrusu paragraflarda, bunun en büyük nedeni zarf ve sıfat eksikliğidir. Zarf ve sıfat ezberlemeniz lazım. İşte sitemize girin, size söylediğim yere bakın, videoları izleyin. Orada zarf ve sıfat listeleri var. Onları da ezberlerseniz çok çok güzel olacak. Ondan sonraki gün size yaprak testlerin geri kalanını ödev vereceğim. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Sıkıntı yok. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Hocam anlattıklarınız süper ya. Teşekkür ederim. Asıl olan sizsiniz arkadaşlar. Süper. Ders notlarını indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta yüklenen ders notlarını yükleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ders notlarını yükleyebileceksiniz. Ödevleri söyledim. Teşekkür ederim. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Yorumları okuyorum. Ben teşekkür ederim arkadaşlar tekrar. YouTube'daki videolarımızı beğenin arkadaşlar. YouTube'da hem Ömer Faruk Yaşar diye hani benim adıma açılan bir kanal var. Oraya abone olursanız kendi adıma sevinirim. Hem de arkadaşlar YDS online.net'in sitemizin de YouTube kanalı var. Her ikisinde de arkadaşlar bir sürü videomuz var. Onlara girebilirsiniz. Gene Muhammed Özgür Yaşar'ın YouTube kanalı var. Onu da beğenebilirsiniz. Çünkü size çok faydalı olacağına eminim. Nasıl olsa evdesiniz. Dışarı çıkamıyorsunuz. Hayırlı bir şey yapın arkadaşlar. Videolarımızı izleyin. İsterseniz bitirelim dersimizi. Ben yorumlarınıza bakıyorum yani mutlaka. Görüşürüz o zaman. Bugün ne yapacaktınız? Video izleyeceksiniz bol bol. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.